Biz sadece 99 biliriz ama binlerce belki esma var. Sadece Kur'an'da geçen binin üzerinde esma var zaten. Bak sadece Kur'an'da geçen. O zaman bende 99 esmanın özelliği var zaten. Ya ben nerede sorun yaşıyorum? Orada bir esma tecellisi var. Esmanın dört özel boyutu vardır. Bir, zahir boyutu. Ben diyor hocam esma okudum diyor. Ya hayatım alt üst oldu. Burada esmanın boyutları devreye giriyor. İdeal benliğe gelme yolculuğumuzda celal ve cemal esmalar bizim destekçimiz. Şunu sorun. Şu anda benim beynim hangi esma mana özelliğini açığa çıkartma ihtiyacı var? Nasılsın? Nasılsınız? Nasılsın? Vallahi Melek yüzlü, melek yürekli. Nasılsın? ben çok iyiyim, teşekkür ederim. Biraz yoğunluk var. Uğraşıyoruz. Güzel gidiyor ama hayattan memnunum. Siz nasılsınız? Çok şükür, maşallah canım benim. İyiyim, iyiyim. Çok şükür. İdare ediyoruz yani. Sürekli iyiyim dememiz lazım ne olursa olsun. Sürekli iyiyim. 2024'te böyle şeyler, kayıplar, şeyler çok oldu. 2024 böyle budaklarımızı ala ala büyüye büyüye gidiyoruz. Hepimiz tekamül sınavımızda. Evet. Oradan geldik, oradan gideceğiz. Tabii bu arada da biraz şey oluyor, bazen sarsıntılı zamanlar oluyor. Şükürler olsun. Elhamdülillah diyorum, hamdolsun diyorum. İyi gidiyoruz, güzelliğim. Bugün yine Allah sen inşallah iyilik ne versin. güzel bir konu seçtin yine sen. Allah razı olsun. Ben hemen çekiliyorum ki canlarımızın kul hakkına girmeyeyim diye, senin kul hakkına girmeyeyim. Sessizce izlemeyi seviyorum. Bu da benim tarzım. Bazen diyorlar hiç katılmıyorsun, hiç soru sormuyorsun, hiç akıyorsa akıp gidiyor zaten. Çünkü ben seminerlerimde sorularınızı en sona bırakın diyorum. Çünkü soru sorulduğunda Isparta'nın güllerini anlatırken birden kendimi Kahire'nin develerinde buluyorum. Konuyu tamamen kaybediyorum. O yüzden kendime yapılmasını istemediğimi yapmak istemiyorum kuzum. O yüzden kesmiyorum. Bu da benim moderatörlük şeklim, sunuculuk şeklim. Yapımcıyken de öyleydi. Kesmek istemiyorum açıkçası. Şimdi sana bırakıyorum ve çekiliyorum. Esmaül Hüsna ve kişideki tecellilerini. Arada su filan içersen o zaman konuşurum. Evet Serkan'ım, buyur. Evet. Esma-ül Hüsna ve insanda tecellileri inşallah bugün detaylı konuşacağız. Öncelikle şunu söyleyeyim. Zaten bu konuyu bir kere sizinle konuşmuştuk yine. Sayfada çoğu kere paylaşıyorum. Sadece böyle bir ilmi hali bilgi değil de gerçekten de bu esmaların insanın hayatında yansımaları, kendi alanımıza yansımaları sadece bizimle alakalı da değil. Evrenin, yaşamın kendisinde yansımaları. Düşünün ki bir yaratıcı bir sürü isme ihtiyaç duyuyor. Yani hepimizin birer, ikişer tane ismi var. Kimsenin beş ismi yoktur mesela. Kimsenin on ismi yoktur. İşte biz 99 biliriz. İşte 1001 Kur'an-ı Kerim'de geçenler daha bilmediklerimiz. Belki daha binlerce isim çıkar ki bazı alimlere göre de Allah'ın yeryüzüne indirmediği alemlerde görevli kıldığı isimler var ki. Düşünün bu kadar isim olduğu bir yerde ben tekim buyuruyor. Tek bir yaratıcı ve bu kadar isim var. Bu kadar ismin olması her bir isim birer şifre, birer kod ve birer etki alanı bizim yaşamımızda. Zaten esmalara çoğunuz vakıfsınız ama biz biraz daha dedik tecelli boyutundan konuşalım. Ve Mukaddes Elmas konu sorduğunda evet esma konusu olsun ama esmanın hangi boyutu? O kadar çok boyutu var ki ve de bana da sorulan sorulara baktığım zaman yani bunun insandaki tecellisini dedim konuşalım. Evet ilmihal olarak belki bir işte dini bilgi olarak bilebiliriz. Belki hayatımıza zikir olarak yapabiliriz. Ama bunun ne gibi tecellileri var? Özellikle nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Bir farkındalık ve bir bilgi olarak. Çünkü emin olun ki sadece bilgiden değil, bugün deneyimden de konuşacağız. Ve yıllardır da bu esmaları ve esmaların tecellilerini, işte mucizelerin etkilerini hem kendi hayatımda hem diğer insanların hayatında deneyimliyorum ki çoğu kere zaten bunları konuşuyoruz. Önemli olan zaten bu değil miydi? O bilginin bizim hayatımızda tecelli etmesi.
Şuradan başlamak istiyorum ki bu işin üstadlarından kim? İbnü'l-Arabi. Esmalar konusunda ilk derinlemesine karşıma çıkan İbnü'l-Arabi'ydi aslında. Tabii ki de esmalarla alakalı günümüzde bilimsel araştırmalar var. Geçmişte birçok kadimsel bilgi var. Ama daha işin böyle tecelli boyutu dediğimizde gerçekten İbnü'l-Arabi karşımıza çıkıyor ki Fütuhat-ı Mekkiye eseri 66. bölüm lütfen okuyun. Esmaların sırlarını ayırmıştır mübarek ve der ki bir insan kendini düşünsün ki biz kendi muhtaçlığımızda bir muhtaçız bir şeye. Evet, bir taraftan halife olarak yaratıldık, güçlüyüz, işte Allah'ın en değerli varlığıyız ama bir taraftan muhtaçız yani bir şeye. Bir anda başına bir şey geldiğinde bir muhtaçlık hissediyorsun. Ne yapacağını bilemiyorsun. İşte burada diyor ki İbnü'l-Arabi, sen diyor bir mümkün varlık değilsin. Mümkün varlık olmadığın için muhtaçlığın var. Mümkün varlık demek her şeyi anında mümkün kılan demek. Ama sen şu anda her şeyi anda mümkün kılamıyorsun. Yani senin bir kulluğun, yani bir muhtaçlığın var. Senin bir muhtaçlığın var ve senin bir kulluğun var. Bu yüzden sen şöyle kendisine dayanacağın bir tercih ettirici ihtiyaç duyuyorsun. Bir tercih ettirici. Neyi tercih etmelisin? Nasıl ediyorsun tercihini? İşte burada diyor, senin varlığın, senin varoluşun ve senin yaratımın bir dayanılacak bir şey talep ediyor. Ben neye dayansam, sırtımı neye versem, hani neyden güç ve destek alsam? İşte diyor, tam bu noktada Allah esma ile sana söylüyor. Tam öyle bir noktada esmayı önüne getiriyor. İşte bu yüzdendir Allah'ın bu kadar ismi var. Herkes bir şeye dayanmıyor ki. Herkesin dayanağı farklı değil mi? Ve peki dayanak noktaların da aynı değil ki. Her gün farklı bir şeye dayanmak istersin, güç almak istersin. İşte burada diyor Allah'ın bütün esmaları senin önüne çıkar. Allah esmalarla der ki sen mümkün bir varlık değilsin. Senin bir muhtaçlığın var. Sen farklı noktalarda dayanak istiyorsun ve buna ihtiyacın var. İşte bu yüzden esmalarında muhatapsın. Herhalde çok net oldu. Çok biraz karmaşık burası. Ve devamında diyor ki Allah bir. Allah tek. Onun eşi, benzeri ve ortağı yok. Şimdi Allah bir, Allah tek, eşi, benzeri ve ortağı yok. Ve Allah ortağı olmayacak bir şekilde bir varoluş mertebesinde, yani kendi mertebesinde kendisine esma ile isimlendirme alanı yarattı. Yoksa onun bir ortağı olurdu zaten. Hani bir tek ve esma ile ortağı olmayacak şekilde. Mesela düşünsenize biz bir şeyler yaptığımızda ne diyoruz? Allah'a ortak koşma ama esmasıyla bunu yaptığında öyle olmuyor. Bir tek ve kendi mertebesinde ona ortağı olmayacak bir şekilde esma alanlarıyla kendini isimlendirmeye başladı. Buraya kadar sanırım tamam. Esmanın öz alanına değindim aslında. Birçok alanı var ama bu kadarını hiç olmasa kavrasak bile çok şey yeterli olur diye düşünüyorum. Tamam. Ve burada esmaya dayandığımız yerde biz sadece 99 biliriz ama binlerce belki esma var. Sadece Kur'an'da geçen binin üzerinde esma var zaten. Bak sadece Kur'an'da geçen ama Kur'an'da geçmeyen, alemlerde olan, bizim bilmediğimiz, bize bildirilmeyen her bir esma, her bir insanın, her bir varlığın bir esmaya dayandırma alanı vardır. O esmaya dayanır. Gücünü, kuvvetini ona dayar. Daha doğrusu şu daha doğru olur. Güç ve kuvvetini dayanarak ondan alır. Ve böylece Allah'ın ismine dayanarak Allah'la bağlantı gerçekleştirir. Ve yine İbnü'l-Arabi burada diyor ki, sizin diyor ruhunuz yaratıldığında, hani biz anne karnındayken kalbimiz, ondan sonra zihnimiz ama henüz daha gerçekleşmeden ruhumuz yaratılıyor. Ve sizin ruhunuz ve bir alemden gelirken bütün esma donatımlarıyla geldi. Hani zaten ruhumdan üfledim buyuruyor ya yaratıcı. Allah'ın her bir ismiyle geldi ve bunun der ki iki önemli alanı insanda açığa çıkıyor. Bir tanesi birazdan o konuya değineceğiz.
Sendeki gücü, hani ruhuna yüklendi ve sen geldin. Yani Esma'nın gücü ruhuna yüklendi. Mesela düşünün esmaları, en azından 99'u düşünün. Rızık esması var, sağlık esması var, adalet esması var. Her bir esma bir anlamda. O zaman sadece 99 düşünsek bile bizde 99 esma yüklenmiş. O zaman bende 99 esmanın özelliği var zaten. Şimdi sende 99 esmanın özelliği varsa bu bir denge. Ama herkes de aynı özellik açığa çıkmıyor işte. Kimisinin adalet yönü, kimisinde sağlık yönü, kimisinde işte para yönü, kimisinde belki güzellik yönü, kimisinin başka bir yönü. Evet, herkeste bu denge var ama herkesin kabiliyeti nispeti oranında açığa çıkmaya başlıyor. Bunun birinci yönü, sana yüklendi ve senden bir şekilde açığa çıkıyor. İkinci yönü ise Esma'nın kendi alanı. Yani çok seninle alakalı da değil. Esma bir varlık boyutunda yaratıldı. Ve harfler idik, indik kelime ve cümlelere diyor İbnül Arabi. İşte burada esma bağlantılarımız başladı. Esma ile bir bağlantımız. Henüz biz yokken, bir alem yokken Allah'ın zaten isimleri yaratılıyor. Ve sana yükleniyor ondan sonra. Sana yüklenirken, sende bir alan açığa çıkarken bir de Esma'nın kendi alanı var. Yani sen bir taraftan da Esma'nın kendi alanıyla yüzleşiyorsun. Daha doğrusu bağlantı kuruyorsun. Burada bir parantez açayım, şunu düşünün lütfen. Mesela ben bir Esma okuyorum. Diyelim ki Ya Rezzak Esma'sını okuyorum. Ya Rezzak, Ya Rezzak hayatıma katıyorum. İki etki burada başlıyor temel alanda. Birincisi bendeki rızık alanı. Mesela zihnimde, hücremde, kalbimde bolluk, bereket bilinci. O açığa çıkmaya başlıyor. Belki bende rızık yetenekleri var. Belki iş kurmak, belki girişimci olmak, belki para kazanma yolunu bulmak. Ve bendeki yoksulluk kodları yerine varlık kodları, ki alimler der ki zikir etmek insanı varlık kodunu açığa çıkartır. Bendeki varlık kodunu açığa çıkartıyor. Bu birinci boyutuydu. İkinci boyutu ise neydi? Ya Rezzak ne buyuruyor? Biz Rezzak'la rızıklandırırız. Yani rızık alanından bir bağlantıya geçiyorum. O zaman herhangi bir esmayı zikrettiğimde onun bana yüklenen, ruhuma yüklenen bir etkisi açığa çıkarken bende bir de onun kendi alemde temsil ettiği alanı var. İşte yine Ya Rezzak'tan düşünün. İşte alemdeki bütün rızık alanlarını yönetiyor. O zaman alemle bir rızık bağlantım kuruluyor. Yani mesela Ya Rezzak okudum, yarın kapıma bir çuval altın koymayacaklar. Belki nasiptir, gelir bilemem ama ben onu okuduğumda alemdeki rızık noktalarıyla beni bağlantıya geçiriyor. Bir şekilde yönlendirme oluyor, iç ses oluyor, sezgi oluyor. Zahiren belki bir şeyler görünür olmaya başlıyor. Ama bir de sendeki boyutu var ki sende de rızık kodu, bir bolluk bereket bilinci örneğin. İşte bir bilin, evet ya işsizlik var değil de mesela, evet ya şu işi yapabilirim, bak şuna yeteneğim var. Sendeki bir kabiliyet açığa çıkıyor. İşte şurayı tekrar toparlarsak, ruhuma yüklendim geldim diyor ya İbnül Arabi. Ruhuma yüklenip gelmesi bendeki bir kod ve bir de Esma'nın kendi alemde temsil ettiği bir alan. O zaman bir Esma zikrettiğimde, Esma'yı andığımda, Esma'ya baktığımda onun bendeki karşılığı ve bu Esma'nın alemdeki temsil ettiği alan açığa çıkmaya başlıyor. Şimdi burada yalnız bir alan var ki, şimdi benim ruhuma yüklendi ve ruhum geldi diyor ya İbnül Arabi. Ruhumuz Esma mana özellikleriyle geldi ki başka bir ayette bunu söylüyor, onu değineceğim yine. Ama diyor bizim ruhumuza bütün esma dengeleri yüklendi ve geldik. Ve biz bu dünya hayatında yaptığımızla, yapmadığımızla, eksikliğimizle, fazlalığımızla, kendimizden uzaklaşarak, yaratıcıdan uzaklaşarak, bir şeyleri görerek ya da görmeyerek ruhumuzdaki esma dengelerini bozmaya başlıyoruz. Bu da zaten kulun bu yolculukta imtihanı oluyor. Ve tam bu noktada İnsanın nefsinin yedi boyutunun insanı çektiği yedi özel alan açığa çıkıyor ki vaktimiz yetişirse kısaca o yedi alanı hemen değineceğim. Şimdi o zaman ruhumla tam geldiğim yerde yaptığımla yapmadığım esma dengeleri bozulmaya başladığında burada uyanık kul şunu yapar aslında ki derler ki
Ya ben nerede sorun yaşıyorum? Orada bir esma tecellisi var. Beni zorluyor. Çünkü diyor ki İbnül Arabi, sen bu dünyada ne zaman sorun yaşarsın biliyor musun der. Onun cümlesidir ki ruhundaki esma mana dengesi bozulduğunda ruhunda celaller artar, cemaller azalır. Celallerin arttığı yerde, cemallerin azaldığı yerde sen bu dünya hayatında zaten sorunları sorun yapmaya başlıyorsun. Problemleri problem yapmaya başlıyorsun. Çünkü burada Mevlana da şöyle der ki, bu dünya hayatında her zaman sorun olacaktır. Her zaman problem olacaktır. Ama sen sorundan büyüksen sorun yok. Sorun senden büyükse sorun var. Sen sorun ve problemden büyük olduğun yerde sorun ve problem seni etki altına almıyor. Sorun ve problem seni etki altına almadığı yerde senin hayatın güzel bir hayat. Sorun ve problem seni etki altına aldığı yerde işte o zaman problem. İşte ruhunda celaller yükseldiğinde, celal esmaların etkisi yükseldiğinde, cemal esma etkisi azaldığında der ki İbnül Arabi hayatında sorunlar bekle. Ve o zaman sorunlarla yüz göz olmaya başlıyorsun. Yine vardı o sorunlar belki ama ruhunda celal yükseldiğinde sana daha fazla sorun bağlantıları getiriyor. Yani ya uyarı sana diyor ki bak celaller alarm veriyor. Burada bir bakman gereken, görmen gereken, durman gereken bir yer var burada. Orada işte tamamen Niyazi Mısır'ın tabirle dikenler güller birbirine karıştığı yerde ayrım başlıyor. İşte o zaman bir dakika burada böyle bir sorun var. Bak burada bu celal var. Burada bir cemal var demeye başlaman gerekir ki çok Esma İbne vakıf olmadan bile ya Esma'nın manasından bile bunu anlayabilirsiniz. Hangi Esma ne manaya geliyor? Oradan bile mesela örneğin hep adaletlerle sınanıyorsanız orada bir adaletle alakalı bir Esma tecelli ediyor örneğin. İşte hep kapıların kapalıysa mesela işte kapatan bir ya fethi açan ya tam tersi noktada kapatan celal esmalar tecelli ediyor. Alman gereken, görmen gereken başka bir şey var orada. İşte benim ruhum donatılıp geldiği yerde benim alanımda celaller arttı, cemaller azaldı. Yaptığım, yapmadığım birçok sebepten dolayı ve esma tecellilerin dengesi bozuluyor. İşte burada sadece esma okumak değil, onu anlamak en başta. Çünkü anlamadan kuru bir okumak evet fayda vermez değil ama istediğin sonucu çabukça alabilmen, artık orayı geçip gidebilmen biraz zaman alıyor. Dolayısıyla böyle bir noktada bir dönüp bakmak gerekir. Bir dakika burada bak şu celalleri yaşıyorum. Ruhumdaki celaller artıyor ki zaten İbn Arabi diyor ki artık hayatımızda diyor ki düzene bakarsanız diyor celaller zaten artıyor. Cemaller azalıyor. O yüzden alimler der ki bunun üzerine genelde hayatınızda cemal esmaları zikredin. Zaten celaller artmış. Mesela bir ya cebbar, ya kahhar, ya mütekebbir. Zaten celali esmalar bunlar. İşte ya kabıt gibi. Ha zikredilmez değil ama yer yerince ve ne yaptığını bilerek. Özellikle işte burada alimler cemal esmaların hayatımıza katılmasını tavsiye ederler ki zaten ruhumuza celaller artmış. Şu cemalleri bir ya bir baksanıza hayat hani kötü bakmak değil ama biraz gerçekçi olun bakın. Herkeste bir kaygı, panik, öfke patlaması, sinir sürekli bir celaller yok mu? İşte zaten bunu anlayabiliyorsunuz. Ya burada biraz cemallere ihtiyaç var. İbn-i Arabi'nin dediği yere geldik. Ruhumuz yüklendi ve dengeler bozulmaya başladı. Ve burada işte celallerle haşir neşir olmaya, celallerle yüzleşmeye başladık. İşte burada cemallere yönelmemiz gerektiğini söyler. Ama burada bir de Esma'nın bir boyutu var ki belki çok sosyal medyada hani çok paylaşımlar görürüz karşımıza çıkar ama Esma'nın dört özel boyutu vardır. Bir, zahir boyutu. İki, batini boyutu. Üç, batini boyutu. Dört, ilahi alanı der alimler. Şimdi Esma'nın zahir boyutunda mesela diyelim ki ya Halim Esması değil mi? Halim, Selim yani Halim olan, Selim olan ve ceza vermede hemen acele etmeyen. Dolayısıyla görünür manası bu Esma'nın. Zahir yani manası neyse o. Bir sana zahiri etkisi var Esma'nın. Zahir. İki batini onun bilmediğin asıl tecelli yani arka boyutu batini. Tamam görünürde Ya Rezzak Rızık Esması, Ya Vedud Sevgi, işte Ya Latif Lütuflar, incelikler.
Ama bu zahiri boyutun, bir de bunun batini boyutu var ki çok aşikare bilmedin ama Esma'nın nelere kadir olduğu, hangi alanlarda Esma'nın etki, mana, sır taşıdığı boyut. Burası da zaten Esma iliminin başladığı yer. Bu ikincisi. Üçüncüsü Esma'nın zahiri bir, batini iki, batının batini. Bunun diğer adı tecelli boyutu. Esma'nın alemde tecelli etmesi. Ama ne şekilde tecelli ediyor? İşte dar düşünürsen ya Rezzak rızıkta tecelli ediyor. Tamam ama rızkın hangi boyutları var bilmiyorsun ki. İşte ya Vedud sevgide tecelli ediyor. Ya Kuddüs temizlemede. Mesela ya Kuddüs hani pak temiz demektir değil mi? Ama bunun o kadar tecelli boyutları var ki mesela şunu biliyor muydunuz? Her bir yağmur damlası ya Kuddüs'e yeryüzüne iner. Bütün yeryüzü onunla temizlenir mesela. Onun bir batini ve tecelli boyutu. İşte biz mesela ya Kahhar esmasına kötü bakarız ama bütün gezegen ve o alemin dönmesi, rayına gelmesi bu Celal Esma ile olur. Dolayısıyla manasına bakarak mesela ya Halim esması geçen de bir bana yazmıştı. Hocam hani manası Esma'nın bu değil ne alaka diye. İşte alaka bu. Batini boyutu. Ya Halim suçlara ceza vermeyen demektir hemen. Acele etmeyen. Halimlik selimlik veren. Ama mesela enerji tükendiğinde enerjinin yenilenmesi ya Halim'le oluyor. Hani sabah güneş doğuyor ya tekrar. Güneş doğdu ve müthiş bir yeniden bir taze güneş enerji her yeri tazeledi. Ya Halim. Hatta bazı alimler der ki enerjisi tükenenler ya Halim esması çeksin. Enerjinin yeniden tazelenmesini, yeniden ümit aşılamasını sağlıyor. Şimdi anlamıyla bir alakası var mı? Yok. Ama bunun bir arka zahiri ve batini boyutu devreye, zahirin ötesi bir batinin boyut devreye giriyor. O yüzden esmalarda bu ayrıma dikkat edersek, bu bilinçle bu farkı bilmesen bile faydalanıyorsun da zaten hani daha bilinç yükselmesi yaşayacağız. Zahir boyut, manasının boyutu. Batini boyut, hani bilmediğin arka planlardaki etkisi, batini. Batinin tecelli boyutu hayatta ortaya çıkan etkileşimler oluşturan, nice bilmediğin etkileşimler oluşturan boyutu. Bir de ilahi alan dördüncü boyut. Bu boyut zaten bizim alanımızda değil ki. Nice alemlerde. Esmalar sadece bizim alemimizde değil. İbn-i Arabi der ki hatta esmaların harfleri bile alemlerde etkili. Kendisi değil, harfleri bile. İşte orasını biz bilmiyoruz. Bize kapalı olan Allah'ın kendi alanında, kendi hükmünde, kendi kürsüsünde ve diğer bilmediğimiz nice alemlerdeki esmanın etkilerinin açığa çıkması. Oradan o zaman zahir boyutu, batini boyutu, batının batini ve ilahi alan, esmaların dört boyutu. Biz bir esma okurken esmayı lütfen böyle daha derin düşünmemiz gerekir. Sadece esmanın manası bu. Okudum, bunu aldım. Sadece öyle değil, onun bütün boyutlarına etkiler gönderiyorsun. Bu da esmanın işte esma ilmi ya da esmanın sırları alanı burada karşımıza çıkıyor. Şimdi bir de işte esmanın burada lütfen şuna dikkat edin ve bu konuda bana mukaddesen o kadar çok soru geliyor ki tam şurası. Ben diyor hocam Esma okudum diyor. Ya hayatım alt üst oldu. İşte şunu yaptım şu bana ters geldi. Şunu yaptım şöyle oldu. Bunu yaptım böyle oldu diye. Burada Esma'nın boyutları devreye giriyor. Az önce konuştuğumuz insandaki o tecelliler. İşte zahiri, batini, batının batini ve ilahi boyut. Yani o alanlar devreye girmeye başlıyor. Ama şunu bilelim ki Esma okuduğun yerde hiçbir ayette, hadiste ya da hiçbir alimin kitabında göremezsin ki Esma okudum da zarar gördüm, Esma okudum da bana zarar verdi diye ve Esma okumayın falan diye böyle bir şey göremezsin ki tam tersi ayetler bizzat okuman gerektiğini söyler ki en az 10-15 ayet var. Sürekli sayfada zaten paylaşıyorum bu ayetleri. Hadisler var, alimlerin yine paylaşımları. Şimdi o zaman Esma okurken neden bir zarar görüyoruz güya hani güya görünürde bir bize bir zarar etkisi dokunuyor. Burada şöyle bir bilgi var, şöyle bir kapı. Evet, bir takım celali esmaları çok okuduğumuz yerde bizdeki celali dengeyi zaten hani İbn Arabi'den hatırlayın zaten celaller artmıştı. O dengeyi bozup bize bir ağırlık etki verebiliyor. Böyle bir alan var. Ama genel olarak şunu düşünün ki biz bir esma okurken Esma'ya tamamen teslimiyet gerekiyor. Çünkü senin onunla bağlantı kurman
onun da seninle bağlantı kurması demektir ki her bir esma alanında canlı birer varlık alanı aslında. Ve sen de onunla bağlantı kuruyorsun, o da seninle bağlantı kuruyor. Ve burada yine Mevlana tabirle yaptığın bu zikre teslimiyet gerekiyor. Teslim olmadığın yerde, hani madem yapıyorsun o zaman teslim ol ve bırak. Yani sen şimdi bilet aldın, otobüse bindiğin yerde işte sürekli şoförü dürterek beni nereye götürüyorsun diye diyor musun? Biletini aldın, bindin, artık gidiyorsun. Gideceğin yer belli, biletin belli. Esmalar da aynen bunun gibi. Biz bir esma okurken teslim olmamız gerekiyor. Bu konuda en çok soru gelen noktalardan bir tanesi. İşte hocam şu esmayı okudum. Diyelim ki ya Fettah, işlerim kapandı. İşte ya Kuddüs okudum. Bilmem hayatımda sorunlar, herkes gitti. İşte ya Vedud okudum, o gitti, bu gitti. Ya esma okuduğumuz yerde esma tecelli boyutu devreye giriyor. İşte ya Fettah okursun, ya Rezzak okursun, rızık esması, rızık kapın kapanır. Ama görünürde kapın kapanıyor. Gerçek rızık kapının başka bir yerde açılıyor. O yüzden teslimiyet gerekiyor burada ki hani hedefine ulaşabilesin. İşte ya Kuddüs okursun, herhangi bir problemden arınmandan dolayı hayatında herkes seni terk eder gider belki. Belki bir şeylerini kaybedersin. Ama demek ki onlardan arınıyorsun. İşte ya Vedud okursun, birileri seni terk eder gider. Gerçek sevgi alanın açılıyor. Dolayısıyla esma yaptığımız yerde işte ya hay esması yaparsın mesela enerji için, böyle kendini uyku yorgun berbat hissedersin belki, ama hayat bulman için yeniden seni yeniliyor. Dolayısıyla esma okuduğumuz yerde onlara teslimiyet gerekiyor ki bizi gerçekten limana götürebilsin. Senin yaptığın şey bizzat yaratıcının, diyor ya İbnül Arabi, müsemma bir varlık değilsin. Sen müsemma bir varlığa dayandın. O zaman dayandığın varlığa güven gerekmez mi? Teslimiyet gerekmez mi? Burada dolayısıyla teslimiyet. Bırakın esması limana götürsün. Evet, rastgele her önümüze geleni yapmak da değil. Hani Celal esmaları biraz dikkat etmemiz gerekiyordu İbn-i Arabi. Çünkü burada hani uyarıyordu. Zaten Celaller bizde artıyor. Ama yap ve teslim ol. Bırak, o seni bir yere götürecek ve bir teslimiyet getirecek. Yine esma da diğer bir tecelli boyutunda dikkat etmemiz gereken esmalarda, hatta tasavvufta şöyle ifade edilir: kabz ve bast halleri. Esmaların insandaki en ağır ve en yaygın tecelli boyutu kabz ve bast halleri. Kabz dediğimiz esmaların celal boyutunu temsil eden ya kabut esmasıdır ki bütün celallerin temsil edildiği yer. Kabz yani insanın darlık yaşaması, sıkıntı yaşaması. Tam karşılığı bast hali de ya basit esması burayı temsil eder ki bütün cemali esmaların temsilcisi ve ortaya çıktığı yer, alan. Şimdi kabz hali darlık, özetle bast hali genişlik, ferahlık. Ve burada işte biz dünya hayatı boyunca hani gece gündüz birbirini takip ettiği gibi kabz bas, kabz bas takip edip duracak. Kimisinde belki haftalık, kimisinde belki aylık, kimisinde belki günlük. Çünkü esmalar birer müsemma alanlar, tecelli etmeleri gerekir esmaların. Hani bir şey tecelli etmezse, bir şey varlığı gerçekleştirmezse çalışabilir mi? Mesela bir araba aldın diyelim ki, koydun garajda duruyor. 30 sene dursun, hiç binme. O arabanın bir hükmü değeri kalır mı? Çalışmıyor ki. Onun hayatta yerini bulması lazım. Bir alet aldığında onu çalıştırıyorsun. O çalışmadığında yerine gelmediğinde bir anlamı kalıyor mu? Esmalar da böyle. Her şey böyle aslında. Onun yerini bulması lazım. O yüzden kabz ya kabıt esmasıyla celal esmalar, bast ya bast esmasıyla cemal esmalar tecelli eder durur. Herkesin hayatında gece gündüz gibi, bak uzağa gitmeyin, gözünüze bakın, beyaz ve akı. Birisi celal, birisi cemaldir. Bir araya geldi ve kemal oldu. Yani göz gördü. Gece celaldir, gündüz cemaldir. Bir araya geldi, kemal oldu ve tamamlanmışlık geldi. İşte kabz ve bastı beraber görüp anlayabilir ve kavrayabilirsek celali cemal esmayı beraber bir eder, cem eder ve gider kemali kısma geliriz ki asıl mesele orası zaten. Şimdi biz kemali kısma nasıl geleceğiz? Kabz yaşadığımızda, yani herhangi bir darlık, bir sorun ve bir problem yaşadığımızda
En başta ya basit esmasına tutunacağız. Hayatınıza evet sayısı 72 ama ille de sayı olarak değil. Hani o esmanın bilinci ve zikriyle bak. Hem bilinç hem zikir. Ya basit, ya basit, ya basit. Onu zikrederken açan, genişleten, huzur veren ve yolunu açan, gönlünü açan, zihnini açan, her alanını açan, her yerde huzur, ferahlık veren bu bilinçle zikretmemiz bütün kabzlardan, bütün yani darlıklardan çıkmamızda baş tacıdır. Hem bunun akabinde diğer bütün cemal esmalar, Rahman, Rahim, Kerim, Latif, Vehhab gibi bütün cemal esmalar. Yani bütün darlıklarda hemen bas esmasına ya basit ve onun gibi diye cemal esmalara sarılmamız. Ve bast hali geldiğinde yani bir cemal esma tecelli ettiğinde insanın kendini beğenmesi, işte kibir yapması, ego yapması, gurur yapması, kendinden bilmesi hemen olabiliyor. Burada da ne yapacak? Hani denge bak bir dakika bu bir lütuftur ve o lütuftan çıkmamak için ya Latif Allah bu senin lütfundur. Ben lütfunu görüyorum ve ya Latif esmasıyla lütfuna mazharım. Ya Şekur esmasıyla sana şükrediyorum. Bu lütuf ve şükrandan çıkmamak. Bas ve kabz. Bas ve kabz bir esma sürecinde bu tecellisinde buna dikkat ettiğimizde hayatımızda daha müthiş bir alan ilerliyor. Yine böyle bir yansımanın devamında Celali ve Cemali esmaların tecellisi insanın hem karakterinde hem de insanın yaşamında ortaya çıkıyor ki burada şimdi insanın karakter boyutu ve yaşam boyutu. Yaşam boyutunda az önce dediğim kabz ve bas hali gibi. Mesela dönem dönem yolların tıkanır. Dönem dönem sorun ve problemlerden geçersin ki bu Celal esmaların tecellisidir. Alemden geçtiği gibi senin hayatından da geçiyor. Yani o esmanın gerçekleşmesi lazım. Burada önemli olan senin o gerçekleşme boyutunda güçlü oraya geçip gitmen lazım. Bunun için de bir bilinç, iki gerçekten de o esma ilmine vakıf olman. Öyle bir ilim alanında böyle bir bilince vakıf olman gerekir. Şimdi hayatında sorun ve problemle karşılaştığın yerde celal bir esma vardır. Orada en başta rıza gerekiyor ki bir çatışma gelmesin. Ondan sonra cemal esmalar hayatında o alana göre çoğaltman. Ama yani sadece okumak değil, bilinç olarak da hani çoğaltman ve bir karakter alanında mesela herkesin karakteri farklıdır. Örneğin kimisi çok öfkelidir, kimisi gergindir, kimisi çok uyur, kimisi çok dağınıktır, kimisi çok böyle her şeye geç kalır. Her bir esma orada tecelli ediyor aslında. Sen bilsen de bilmesen de farkında olsan da olmasan da ama burada biraz böyle farkındalık olduğunu bak burada bir esma tecelli ediyor dediğinde karakter alanını görmeye başlıyorsun. Mesela diğer insanlarla da birisiyle çatışma halindeyken bak bir dakika o insan şu anda celalde. Bir göreyim onun celalini. Sen orada cemalde kal. İkisi birleşsin ve kemal olsun. Kemalden sevgi doğar, anlayış doğar, huzur ve genişlik doğar. Bir sorunla karşılaştığında bak burada bir sorun var, burası bir celal. Ben cemalde olayım, celal cemal bir denge ve kemale yani olmuşluğa oraya geçip gitmeye gelmek. Karakterinde, kendinde, diğer insanlarda ya da hayatta bir celali alan gördüğümüzde öncelikle bir durmak. Bir dakika. Burada bir rıza geliyor birinci basamakta. Olana bir rıza göstermek. İkinci alanda bak burada bir celal esma yansıyor. Ben bir cemalde kalayım burada. Hani biri mesela sana öfkeli olduğunda, sen de öfkeli olduğunda celal celal savaş. Ama o celalde, sen cemalde kemale erecek zaten orası. Dolayısıyla hayatımızda ve kendimizi böyle bir ikilem, böyle bir döngü fark ettiğimiz anda cemalde kalıp kemale erebiliriz. Çünkü celal geldiğinde bilin ki bir yer eksik. Çünkü burada celal, burada cemaldir. Hiçbir zaman bunlar şöyle olmaz yani. Evet hayatımız dağılır ama o bizimle alakalı. Diyor İbnül Arabi. Ruhumuzdaki dengesizlikle alakalı. Yoksa hayatın kendisinde asla celal ve cemal bozulmaz. Şems ve Mevlana da aynı şeyi anlatır. Derler ki iyi ve kötülükler değiştiğinde üzülmeyin. İyi ve kötü dengesi hiç bozulmaz. Çünkü celal ve cemalden yansıma alan bir süreç. Allah'ın celal esmaları ve cemal esmalarından. O yüzden hayatımızda kendimizle alakalı ya da bir durumla alakalı bir celal geldiğinde bilelim ki burada celal varsa burada bir cemal lazım. Cemali de buraya getirdiğimizde celal cemal yan yana geldi.
Burada bir kemal. Her zaman kazançlı çıkarız çünkü o dengeyi görüp ve gözetiyoruz ve korumuş oluyoruz. Burada vaktimiz nasıl Mukaddes Hanım? Var var, daha bir yarım saat var, 25 dakika, 30 Ha, dakika. tamam, süper. Bir ek konu ekleyeyim dedim burada tam iyi olsun diye. Burada şimdi kendimizle alakalı yansıma sürecinde tasavvufun da değindiği konulardan bir tanesidir. Bizim şöyle bir 7 bölümlü bir sürecimiz var. Herkesin nefis mertebeleri diye bildiği alanın insandaki işte esma ile beraber bir tecelli boyutu var. 7 nefis mertebemiz var ya, bunlardan bir tanesi neydi? Nefsi emmare. Yani emredici nefis. Ama nefsi emmarenin insanın celali boyutuna gelme boyutu ben merkezcilik. Sen burada işte ben merkezi bir alana geçersin. Sendeki en ağır, en alt düzeydeki tecellisidir. Buradaki celal boyuttan geçmen gereken yerde. Ben merkezi alanda işte ben yaptığım, ben ettiğim, ben bildiğim işte her şey bana, ego, kibir, belki narsislik, her şeyin biriktiği var olduğu bir alan ki burada insanın bütün putların yıkması gereken bir yer ki zaten zikri la ilahe illallah, yani ondan başka ilah yok. Yani putlaştırdığın ve yerine koyduğun hiçbir şey yok. İşte burada bu boyuttan geçmen noktasında celal ve cemal esma dengesini kavraman çok önemli. Çünkü neyin hangi tecelliyle geldiğini anlayabilirsen aslında her şey seninle alakalı değil, senin dışında bir dünya düzlemi var zaten. Ve burayı anlayıp çıktığımız yerde nefsi levvame, ama bunun bize yansıması ki çatışmacı bir karakter ki insanın hayatında çatışmacı karakter İbn Arabi'nin kısmına tekrar gelelim. Celal ve cemal dengesizliğinden kaynaklanıyor. Levvame, çatışmacı bir karakter alanına bürünüyorsun. Mesela kendi içinde bir çatışman var, eşinle çatışman, arkadaşınla çatışman, iş yerinde çatışman, bir şey sevmemen, beğenmemen, kabul etmemen, belki çözüm bulamaman, belki kendini bile beğenip kabul etmemen hep bir çatışma halinde. İşte celali cemali denge bozulduğunda çatışma hali olduğu yerde cemalin, yani o rahmet alanının artırılması gerekir ki o çatışma alanı dengelenmiş olsun. Burayı dengelediğimiz yerde geldiğimiz yer aydınlatılmış bir karakter alanı ki nefsi mülhimme aydınlatılmış karakter. Ne zaman aydınlatılıyoruz biz burada? Çatışmadan, levvameden çıkınca, yani hatamızdan, kusurumuzdan, eksimizden gördüğümüzde bir dakika ben bir celali boyutla karşılaşıyorum. Burada benim hatam ne ola ki, kusurum ne ola ki, eksikliğim ne ola ki, yapmam gereken ne ola ki dediğimiz yerde zaten bir cemali esma orada bize görünür oluyor. Belki bir Rahman, belki bir Rahim, belki bir Kerim. Görünür oluyor ve onu aldığımız yerde zaten aydınlanmaya başlıyoruz. Ha, bunu yaptığımız yerde mutmain oluyoruz ki nefsi mutmain ne? Bu da açılmış pozitif karakter özelliği. İşte esma zaten seni bu alana getiriyor. Açılmış pozitif karakter. Neyden açılıyorsun? Kendi blokajından, kendi özelliğinden, sendeki negatif kodlardan ve yüzleştiğin, karşılaştığın celali boyutlardan açılarak cemali tabakaya bakmaya başlıyorsun. Mesela gökyüzü karanlık bastığında korkmazsın. Biliyorsun ki gece ve dinlenmeye başlarsın. Dışarı çıkarsın, ay ışığını görürsün, yıldızları görürsün. Yine bir cemaller aşikar olur ve seni basmaz. Çünkü biliyorsun onun alanını. İşte aynı şekilde buradaki açılımı pozitif karakterde o bilmeye gelebilmek. O zaman ne oluyor? Açılmış bir karakter seni pozitif bir alana götürüyor ki pozitif alan esmanın sende devindiği yer. Pozitif özellik esmanın sende devindiği yer. Evet. Her bir esmayı pozitif alan getirir ki bu alanı da Ya Nur esması açar. Ya Nur esmasının birçok özelliği vardır ama asıl sırrı pozitif alanı devindirmesidir. Ki bu noktada da hayatına katıp zikredebilirsiniz. Pozitif alanı devindirir Ya Nur. İşte kalp açıklığına getirip ve pozitifin, yani cemali alan esmalarının sende devinim haline gelmesinin baş tacı olan esmalardan. Burayı da geçtiğinde, boğaza geldiğinde nefsi raziye, ama burası teslimiyetçi karakter ki burada işte
insanın celali cemali esma tecellisine teslimiyeti geliyor. Çünkü bir insan hayatında hani deriz ya karında hoş, lütfunda hoş, bu da geçer yahu, hepsinden eyvallah diye, işte teslimiyetçi. Bir celal esma geldiğinde hayatında gördüğünde bir darlık, bir problem ve bir imtihan ve tam tersi bir cemali boyut gördüğünde ve imtihan olduğunda celaller ve cemaller, buna da teslimiyet, buna da teslimiyet. Yani esmaların bütün tecellilerine teslimiyet işin aslında başı. Çünkü burası rıza ve biz burada rıza gösterdiğimizde, teslimiyet kurduğumuzda asıl gelmemiz gereken nokta bir üst alan ki marziye, ki Allah'ın da bizden razı olduğu bir yer. Yani razılıktan razılık alanına, onun da razı olduğu bir alana gelebilmemiz ki işte teslimiyetten bütünleşmiş bir karaktere çıkıyoruz. Bütünleşmiş karakter zaten yine gelmemiz gereken bir yer. Sen bak, bütün organların beraber bir karaciğer böbrekten ayrı değil. Bütünleşmiş ve beraber hareket ediyorlar. Dolayısıyla burada celaller, cemaller bütünleşmeye başlar ki bunun tasavvufta diğer bir adı kayyumiyettir. Yani kayyum esması, hatta Buran zikridir. Ya kayyum esması, o yüzden burada kayyumiyetlik, yani birliğin başladığı bir yer. O zaman buna da razıyım, buna da razıyım, buna da eyvallah, buna da eyvallah. Hepsine razıyım, hepsine razı olduğumuz yerde zaten yine kemale, yine bütünleşmeye geliyoruz. Buradaki celal cemalin tamamını kavrayıp anladığımızda, yine sevdiğimizde, razı olduğumuzda zaten asıl gelmemiz yer ideal benlik. Yani en tepe alanımız ki ideal benliğe gelme yolculuğumuzda celal ve cemal esmalar bizim destekçimiz. Çünkü insanın kalbi sadece sevgiyle değil, celalle de terbiye olur, celalle de açılır. Yoksa eksik kalır der alimler. Sadece cemale baktığımız yerde, celal yani bir sıkıntıyı kabul etmediğimiz yerde ne kalbimiz açılabiliyor, ne kendimiz, ne zihinsel alanlarımız. Dolayısıyla mesele celal ve cemal boyutunu anlayabilmek, kavrayabilmek, ya orayı takip edebilmek. Her türlü bu alemde tecelli ediyorlar. Bizim hayatımıza da tecelli ediyorlar. Bizdeki sorun, o sorunların bizi acaba alt ediyor mu? Celaller çok mu hayatımıza vurmaya başladı? Orada sürekli bir celal vuruş alıyorsak, demek ki cemal kısmına bakmamız gerektiğinin uyarısını veriyor. Yani bir tokat geldiğinde bir durur anlarsın, ama anlamadığında tekrar bir tokat, tekrar bir tokat, celalin döngüsü devam ediyor. Böyle bir alanda cemale geçmek ve ikisi de bize gerekli. Bu bizi ideal benlik alanına geçiren bir yolculuk olacak. Şimdi celal ve cemal esmaların adım adım ilerlemesi bir ideal benliğe getiriyor. İdeal benliğe neden geliyoruz? Başa dönelim. Çünkü bizim ruhumuz ideal benlikle geldi. İdeal benlikle, yani celali cemali bütün esma dengeleriyle donatıldı ve geldi der ya İbnül Arabi. İdeal benlikle geldi ve burada bir şekilde bozuluyor. Tekrar ideal benliğe yolculuğumuzda celali vuruşlar alıyoruz. Orada işte celali cemal alanı görüp kavrayabildiğimizde ideal benliğe yolculuğumuzda tekrar dengeye gelmeye başlıyoruz. Ama burada evet, hepimiz bir celali boyutla, bir tecelliyle karşılaştığımız yerde esmayı okumasanız bile, bakın sonuçta bütün alemde tecellidir, okumasan bile bir muhatapsın, ama burada etki herkeste aynı mı? Herkeste aynı değil. Şimdi sen bir esma okuduğunda, diyelim ki işte Ya Latif esması okuduğunda, sende başka bir etki, başkasında başka bir etki ortaya çıkıyor. Çünkü sen bir alemsin, herkes bambaşka bir alem. Diyor ki burada Mevlana, sen bir alemsin, senin kışın var, yazın var, işte baharın var, yağmurun var, dolun var, gecen var, gündüzün var, ayazın var, soğuğun var. Başkasının da var diyor Mevlana. Şimdi sen hangi mevsimdesin, o hangi mevsimde? Aynı mevsimi yaşayamıyorsun. Sen bir dünyasın. İçinde alemler, etkiler, günler, geceler, yağmurlar, kar, kış, dolu, bahar taşırken başkası da taşıyor. Başkası da taşıyor. Aynı alanda, aynı anda, aynı dünyayı yaşayamazsın ki. Çünkü bambaşka bir alem sen, o da bambaşka bir alem, o da bambaşka bir alem. Dolayısıyla esmaların alemlerde tecellileri aynı değil işte.
O yüzden herkes aynı etkiyi, aynı hissi almaz mesela. Celal Esma da öyle, açığa çıktığında cemali de öyle. Herkes de aynı oranda açığa çıkmaz. Ve yine burada şuna da dikkat etmek gerekir. Biz bir esma okuduğumuzda, evet, herkese yüklenen bir esma alanı var ya, sana yüklendi, bana yüklendi ve o şekilde bir donanımlı geldik. Ama burada neydi? Bana yüklendiği yerde bendeki kodu, bir de esmanın kendi alanı. Şimdi burada ikisi de farklı oluyor. Şimdi bana yüklenen bir etkisi var esmanın. Diyelim ki Ya Rezzak. Ben Ya Rezzak okuyorum. İşte sizden biriniz okuyorsunuz. Ya Rezzak okuduğumuz yerde. Ya ben de rızıkla alakalı farklı bir alan açığa çıkarken sen de farklı bir alan. İşte rızıkla alakalı mesela ben de örneğin başka bir şey kodlanmıştır. Açığa çıkıyor. Sen de başka bir şey açığa çıkıyor. İşte Ya Vedud okurken ben de başka bir sevgi türü açığa çıkarken sen de başka. Dolayısıyla sende yüklenen özelliği aynı oranda açığa çıkmıyor. Herkeste evet esma alanı mevcut ki dört boyutunu unutmayın lütfen. Ama herkes aynı boyutta açığa çıkmıyor. Bir de şu da aynı değil. Tamam, bu bana yüklenen koduydu, tecellisiydi. Aynı oranda açığa çıkmıyor. Esmanın bir de kendi adını vardı. İşte yine ben Diyalatif okurum, Ya Rezzak okurum, sen de okursun ama benim Ya Rezzak'la onun alem rızkı yönetiyor ya, alemdeki rızık bağlantısım aynı değildir, başkasının aynı değildir. Ben o bağlantıyı kendim kabiliyetim, nispetim oranında, hak edişim oranında, kader tecellim oranında yaparken sen de aynı oranda yapıyorsun. İkimiz de aynı değil ki. Bak, parmak izimiz aynı olmazken bir kaderi tecellimiz, bir bağlantımız aynı olabilir mi? Dolayısıyla bir esmayı hayatınıza kattığınızda sizdeki alan farklı açığa çıkarken başkasındaki alan farklı açığa çıkar. Hatta eskiden alimler işte bir köşeye geçip otururlarmış, esma zikrederlermiş. Sadece kendilerinde nasıl bir his, duygu, düşünce çıkıyor onu takip ederlermiş. Ve sonra bunu konuşurlarmış. Çünkü işte herkes ya Allah zikredebilir, işte herkes ya Latif ya Selam zikredebilir ama herkes aynı oranda etki açığa çıkmıyor. Artı herkes aynı bağlantıyı kuramıyor. İyi ya da kötü diye bir şey değil bu. Öyle de düşünmeyin. Hani başkası çok sıkı bağlantı kurdu, ben az kurdum değil. Hayır, herkes kendisine göre o bağlantıyı kurar. Sen de açığa çıkan kodu nasıl? Başkasının da açığa çıkan kodu nasıl? Ve burada çok özel bir bilgi var ki hem Kur'an'da geçer hem bilimsel veriler vardır ki Esma-ül Hüsna'ların beyinle bağlantısı. Bunun üzerine çok fazla araştırma da var. Almanya'da var, Üsküdar Üniversitesi'nde var, İsviçre'de var. Dolayısıyla biz bir Esma okuduğumuzda şunu bilimsel olarak biliyoruz. Zikir ve esmalar beyni açıyor. Beynin alanlarını bağlantıya geçiriyor. Belki burası bütün toplumu daha çok ilgilendiriyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Nas suresi 78'de, Secde suresi 9'da. Şunu anlatır ki, iki ayetin özeti, biz esma, mana özelliklerini açığa çıkartacak şekilde beyni tesviye ettik. Her ikisi de benzer şeyi söyler. Yani bizim beynimiz esma, mana özelliğini açığa çıkartacak şekilde tesviye ettik, buyuruyor. Yani beynim esma mana özelliğini açığa çıkartmaya başlıyor. Burada bir parantez açayım. Bir özel bir bilgi var ki yine İbnül Arabi'den gelen bir bilgi ki ama esma ilminde de mevcut olan bütün kaynaklarda geçen bir bilgidir ki bir şey kendi öz kimliğiyle kendi kendini kadirler. Kendi kendini kadirler. Mesela işte kişiler evlendiğinde, evlilik birliği olduğunda bir karı koca birleşme olduğunda sperm indiğinde ya Kadir esmasıyla o zigot kendi kendini kadirler ve çocuk oluşmaya başlar. İşte ya Rezzak esması bir alanda olduğunda bir alana bir tecelli ettiğinde orada rızık kendi kendini kadirleme oluşturmaya başlıyor ama ya Kadir esması hükmü altında o orayı kadirlemeye başlıyor. Şimdi şunu birleştirelim. Beyin esma mana özelliklerini açığa çıkartacak şekilde tesviye edildi. Benim beynim esmanın mana özelliğini, işte bugün 10 tane esma okudum diyelim,
10 esma özelliğini açığa çıkartacak şekilde beynim düzeldi diyor ayet. Tesviye etti. Esmanın manasının özelliğini açığa çıkartacak şekilde beynim çalışıyor. Yani beynim, şu bilgiyi de birleştirelim. Bir şey kendi kendini kadirliyor kadir esması hükmüyle. Ben bir şey yaptım. O şey ben yarattım diyoruz yani ya, kul yaratmaz yaratımı ama sebebiyet verir. Ama bu sıfırdan yaratım değildir. Allah yoktan var edendir. Kul var olandan var edendir. O kendi kendini kadirlemeye başlıyor. Ama ya Kadir esmasının hükmü ve emriyle. O zaman benim beynim bir esmanın manasını kadirlemeye başlıyor. Şimdi bilimsel verilere bakarsak İsviçre'de doktora tezi var, Almanya'da araştırma var, Üsküdar Üniversitesi'nde araştırma var. Biz bu esmaları okuduğumuzda benim beynimde çok farklı ışınlanmalar, dalgalanmalar oluşuyor. Beynimde farklı etkiler oluştuğu yerde, şimdi şu ayette birleştirelim. Beyin esma mana özelliğini açığa çıkartacak şekilde tesvi edildi. Esma mana özelliği bende açığa çıkmaya başlıyor. Şuna birleştirelim. Bir şey kendi kendini kadirliyor. Şimdi bizim beynimizde nöronlar var. Nöronlar arası bağlantılar var. Sinaptik bağlantılar diyoruz. Akson ve dendrit iki bağlantı birleşti. Akson iletici ve dendrit alıcı. Ve bir yol. Türkçesi beyin yolları aslında. Ve ben o esmayı yaptığımda benim beynimde bir bağlantı kurulmaya başlıyor. İşte burada İbn-i Arabi asıl buraya nokta vuruyor ki cemali yolları çoğaltmamız lazım burada. Benim beynimde bağlantılar kurulmaya başlıyor. Örneğin Ya Rezzak esması okuyorum. Hayatıma kattım. Onun bilincini de biliyorum ve okumaya başlıyorum. Ya Rezzak, Ya Rezzak, Ya Rezzak. Ne oluyor? Bilimsel veride ne diyordu? Biz esma okuduğumuzda beyinde bir farklılaşma, bir dalga açığa çıkmaya başlıyor. Tamam, bunu gördük. Ayette beyin esma mana özelliğini açığa çıkartacak şekilde tesviye edildi. O zaman ben Ya Rezzak okudukça benim beynimde rızık açığa çıkmaya başlıyor. Beyinde rızık bağlanıyor. Mesela Türkiye'de bizim toplumda ben çok önemli kabul ediyorum burasını. Ya yoksulluk bilinciyle büyüdük. Yoksulluk ve yokluk bilinciyle büyüdük, hali öyle devam ediyoruz. Hele ki işte geçmiş savaşlar, işte kökenlerimize gidersek, açlıklar, susuzluklar, evet bir yoksulluk ve yokluk alanından geldik. Dolayısıyla zaten yokluk ve yoksulluğu toplumdan, aynadan, atadan aynaladık hepimiz. Cebinde paran olabilir ama bilincin yoksul maalesef. Evinde bereket olabilir ama zihninde bir yokluk ve bir yoksunluk var maalesef. İşte eşin, evin, çocuğun olabilir ama kalbinde bir sevgi yoksunluğu var maalesef. Yani özellikle maddesel konularda, işte para, pul, maddiyat konularında bir yoksunluk ve yokluk alanıyla geldik ve biz bunu hem aynaladık, yine bilimsel bir veridir ki epigenetik buna bakar, kodlarımız da bunu aldı. Yani ayna nöronlar alırken kodlarımız da, DNA'mız da bunu aldı ve geldi. Ve burada işte yokluk ve yoksunluk yaşadığımız yerde işte esma orayı dizayn ediyor. Konu her neyse. Ya Rezzak dedikçe örneğin benim beynimde rızık bağlantıları akson ve dendrit kurulmaya başlıyor. Şimdi bak beyin ne oldu? Ya Rezzak diyor ya esma mana özelliğini açığa çıkacak şekilde tesviye edildi. O esmanın mana özelliği açığa çıkmaya başlıyor. E sonra ne oldu? Ne diyor? Çıkan şey, oluşan şey ya Kadir esmasıyla kendi kendini kadirliyor. Bunun emri künden gelir. Hani der ya kün. Allah der ki bir şeye ol derim, o oluverir. Ben yarattım diye geçmiyor biliyorsunuz. Ol derim ve o şey oluverir. O şey nasıl oluveriyor? Onda ya Kadir esmasının sırrı vardır. O kendi programını aktif ediyor. Yani tabiri caizse yani düğmeye basıldı ve o kendi kendini bir anda kadirledi ve var etti. İşte ben onu hayatıma kattığımda bir esmayı onun doğrultusunda benim de ışınlanma oluyor ve aynı zamanda beyin onun mana özelliğini açığa çıkartacak şekilde tekrar dizayn ediliyor. Müthiş bir şey değil mi bu? Hangi esma ihtiyaç duyuyorsan, hangi alanda bir blokajın, bir derdin, bir tasam, bir problemin varsa
İşte o esma ile beyni tesviye ediyorsun bak ve beyin onun mana özelliğini açığa çıkartmaya başlıyor. E tamam, onun özelliği açığa çıktığı yerde neye ihtiyacın var? Mesela esma iliminde çok net geçen bir bilgi ya Vedud esması. Başkası için yapılmaz. Ben yapayım da o beni sevsin, bu bana gelsin. Yapılmaz başkası için. Böyle paylaşımlar görüyorsunuz. Esma ilminde böyle bir bilgi göremezsiniz. Ya Vedud, seven sevdiren, sendeki sevginin açığa çıkması içindir. Sendeki iki boyutlu bakarsak eğer, ben onu okudukça Ya Vedud örneğin, bendeki Ya Vedud'un yüklenmiş kodu açığa çıkarken, ayeti hatırlayın, benim beynim onun mana özelliğini yani sevgi örneğin onu açığa çıkarmaya başlıyor. Öbür taraftan Ya Kadir yani bendeki sevgi kendi kendini kadirliyor, var ediyor. Bendeki sevgi var olduğunda ben sevgiyle bakıyorum, sevgiyle hareket ediyorum. Benden sevgi yayıldığında tabii ki de bana da bir sevgi geliyor. Ve Ya Vedud'un sevgi alanıyla da bağlantıya geçerek alanlarımı artık sevgi bağlantısına çevirmeye başlıyorum. O zaman bu konuya böyle bakmak gerekir ki ben esma okurken benim beynim o esmanın manasını açığa çıkartıyor. Benim ihtiyacım da bu değil mi zaten? İşte burada bir celali esma ihtiyacın yoksa ihtiyacın olan yerler olabilir. Daha bilinçli bir şekilde yapabilirsin. Ama genel düzeyde bakarsak hangi alana ihtiyacın varsa ki %99 cemalidir bu ihtiyacın ve o alanı hayatına, o esmayı hayatına katıp sadece okumak değil bilinciyle beraber, o bilinçle beraber o zaman beyin zaten o özelliği açığa çıkartmaya başlıyor. Bir gün Mukaddes Hanım, bir arkadaşım iş arıyor. Ya dedim ki al ya Vacit esması oku. Yok ya dedi, inanmam öyle şeylere yani. Ondan sonra okumaya başladı. Aynı şey eniştemde de oldu. Verdim al oku diye benzer bir esma. Gerçekten de beyinde algı değişiyor. Hani yarın sana kimse hemen iş tepside sunmuyor. Ama o beyin algısı değişiyor. Ondan sonra gerçekten o bağlantı bir şekilde kuruyorlar. İnanılmaz bir şekilde ve iş yolunda ilerliyor. Bir sürü her konuda böyle örnekler var. Dolayısıyla beynimde ihtiyaç olan o mana açığa çıkıp ya kuantumdan, nörobilimden de bakın lütfen konuya. Oralara girmiyor, saatimiz yetmez. Kuantum ve nörobilimden de bakarsak zaten beyin kuantsal bağlantıyı kuruyor. Elektronik bağlantıyı kuruyor. Benim atom altı düzeyde frekans çekim yasası diyoruz ya, atom altı düzeyde zaten frekans yayıyorum. Elektronlar bağlantı kuruyor. Işık hızından daha hızlı bir şekilde atom altı düzeyde bağlantı gerçekleşiyor. Beyin olarak zaten beyinde ağlar tekrar bağlantı kuruyor. Artık daha ne isterim? İnsanın hastalığından kendisini iyileştirmesi esmalı da bu çerçevededir. Şemsül Marif Ahmet Elbun Hazretleri bunu anlatır. Hatta kendi hayat işte diğer gördüğü insanlardan örnekler de verir. Siz bir esmayı okuduğunuzda mesela beyninize örneğin bir sağlık esması. O sağlık kodunu, o sağlık özelliğini yüklüyorsunuz. Ve beyin onu almaya, onu yaymaya başlıyor. Öbür tarafta ne oluyor? Hani kendi kendini kadirliyor var ya, o da gidiyor orada kendi kendini kadir esmasıyla aldığı emirle kendi kendini kadirlemeye başlıyor. Aldığı bir emirle orada bir yazılım açığa çıkıyor. Sonucunda ne oldu? Hücresel sağlık gerçekleşti. İşte her bir esma için bu geçerli. Hangi esma yapıyorsak eğer beyinden bir mana açığa çıkması beni ona büründürmesi. Zaten benim neye ihtiyacım varsa, neye ihtiyacım varsa şöyle bir gözlemleyeyim hayatımda, kendimde, içimde, hayatımda nerede bir problem, sıkıntı, darlık yaşıyorsam şu beynimde hangi esmaya ihtiyacım var? Lütfen kendinize şu soruyu sorun. Tek bir soru. Şu anda benim beynimde hangi esma mana özel açığa çıksın? Birkaç sene önceydi İstanbul'da bir arkadaşıma çok böyle sıkıntılar, darlıklar yaşıyordu. Aynı bunu söyledim. İşte ofisi kapanacak, eşiyle sorunu var, boşanma aşamasında bilmem başka biri başka bir sıkıntı böyle bir sürü artık bunalma noktasında dedim ki kendi şu soruyu sorar mısın dedim. Lütfen siz de şu anda sorun. Bakın hem İlahi alanı tecelli eden bir soru, hem beyni uyaran bir soru. Şunu sorun. Şu anda benim beynim
hangi esma mana özelliğini açığa çıkartma ihtiyacı var? Sorun, cevap gelir, merak etmeyin. Müthiş. Bunu sordu. Sonra dedi ki Mukaddes Hanım, ya dedi, bana şu lazım ya. Ben dedi, işte eşimle sorunum var. Boşanma aşamasındayım. Ofisim kapanacak, kiracı çıkartıyor. İşlerim yolunda gitmiyor. İşte çocuğu bırakmış gitmiş başka yere derken bir sürü böyle bir kara bulut derler ya. Ya dedi, ben dedi, evet bu kadar şey yaşıyorum. Herhalde dedi bir şeyler görmem lazım galiba dedi. Bunu dediğinde hemen dedim ki, sen dedim, cevap geldi. Şu esmayı okur musun dedim. Ya zahir esmasını. Ya zahir nedir? Aşikar eden yani. Aşikar eden, gösteren, çözümleri, fırsatları, her şeyi sunan demek. Hatta esmanın sayısı hani ya zahir yüksek, bin yüzlerde falan. Dedim ki çok yapmana yapabildiğin kadar. Yap hayatına kadar. Yok ki ben yaparım dedi. 3-4 hafta sonra arada bir görüşüyorduk. Ya dedi, sana nasıl teşekkür etsem bilmiyorum. İnan dedi, Esma bizzat bende tecelli ediyor. Nasıl dedim tecelli ediyor? Vallahi dedi, her şeyi görmeye başladım. Fırsatları, çözümleri, sorunların kaynaklarını, sebeplerini, her şey dedi apaçık dedi görünür olmaya başladı. Ben dedim, nasıl körmüşüm ya, göremiyormuşum. Bu kadar ay dedi boşuna mı ben süründüm? Bakın nasıl açığa çıkıyor. Bu soruyu kendinize sorun. Şu anda benim beynim hangi esma mana özelliğini açığa çıkartma ihtiyacı var? Sorun ve bakın. Beyninize gelen mana neyse, örneğin sevgi mi, lütuf mu, hafıza mı, işte bilmem ne, her neyse, ne ihtiyacı varsa o sana gelecek. Ve o esmayı bul. Nasıl bulurum dersen, çok zor değil ya. 99 esmayı yaz. Hani manasından bile zaten bulabilirsin. Evet. Ve o esmayı o manasından bulduğunda, hani dedik ya dört boyutu var. Bütün boyutları da bilmeyebilirsin ama birinci zahir boyutu herkes bilir zaten. O boyutta bilip okuman yetiyor zaten. Ki o kadar böyle derin bir seni ilme götürmüyor hani. Zorluğa götürmüyor. Kolay, basit gayet. Bu soruyu sorman yeterli. Hatta bu soruyu sorup, çünkü böyle beyin sapı da devreye girebiliyor. Hafif böyle bir kalbine doğru odaklan. Ya anlamam ihtimalin yok. Bunu yıllardır deneyimliyorum ben. Anlamam ihtimalin yok. Geliyor çünkü. Zaten orada sorun yaşıyorsun. Bir sorunla bile boğuşuyorsun. Beyin böyle ne yapacağını bilemiyor. Beyin onu sana gösterdiğinde, onun beynine sorduğunu, onu anladığında, hayatına kattığında o beyinde açığa çıkıyor. Ayetten de gördük. O artık kendi kendini kadirlemeye, var etmeye, açığa çıkarmaya başlıyor. İhtiyacın bu değil mi zaten? Zaten bunu bulduğun yerde işte o tecelli ihtiyacın var. Zaten tecelli ediyor bir şeyler. Ama hangi tecelli ihtiyacın var? Çünkü insanın esma ile bağlantısı aynı zamanda bir tecelli alanı değil mi? Rahman suresi öyle buyurmuyor mu? O her an, o her an yaratım halindedir. Her an bir yaratım vardır ki, hatta alimler şunu da şöyle beyan ederler. Biliyorsunuz Kur'an'ın kalbi Yasin suresi. Yasin'in kalbi 58. ayet. Yani selamun kavlen min rabbir rahim. Allah'tan onlara bir selam vardır ki onun kalbi de ya selam esması. Yani insana bir selamın gelmesi. Sana selam ne zaman geliyor? Şuradaki lazım olanı bulduğunda gelmiyor mu? İhtiyacın olanını bulduğunda gelmiyor mu? Onunla bağlantı kurduğunda gelmiyor mu? Aslında aradaki perdelere putlar kalkıyor. Onlar kalktığında lazım olanla zaten bağlantı kuruyorsun ki yine konuştuğumuz hani ideal benliğe alan, ideal benliğe yolculuğunda evet perdelerimiz maalesef var ama burada en başa dönelim. Biz müsemma değiliz. Esmalar bir müsemma, biz müsemma değiliz. Müsemma olmadığımızdan dolayı, yani müsemma zorunlu olan bir varlığa dayanıyoruz ki ne buyuruyor? O isimleriyle var oldu. Eşi benzeri yoktu, ortağı yoktu ve isimlerle, ki kaç ayet ismimi zikret boşuna demez. İsimlerle var olduğunda biz ona dayanıyoruz. İdeal benlik yolculuğumuzda oradan güç alıyoruz. Bugün herkes, her şey bir yerden güç almak zorunda. Her şeyin bir güç merkezi vardır. Taşın, toprağın, her şeyin güç merkezinin olduğu alanda koparsan eğer, o zaman zaten alanda boşa dönmeye başlıyorsun. İşte güç merkezimiz esmalar bizim.
Güç merkezimiz, gücümüzü aldığımız ve dayandığımız yerde zaten hayatımız ilerleyip geçip gidiyoruz. Ve burada bir bilgi daha ekleyeyim. Çok böyle piyasada herkesi korkutuyorlar. Kaç işte çok esma yapma, şu sayıda yapma, şöyle yapma, böyle yapma, esma çekilmez falan diye. Çok gördüğüm bir şey var ki korkutanlar ya gerçekten çok cahiller, bu ilmi bilmiyorlar ya gerçekten ayeti Allah'ına karşı olan insanlar oluyorlar. Evet, her ilmin insana farklı gelen ya da zarar verebilecek boyutları vardır. Kur'an okuyabilirsin, büyü de yapabilirsin mesela. Ki Kur'an-ı Kerim yani. Dolayısıyla burada sadece bilmek, dikkat etmek gerekiyor. Korkutmak ya da kaçırmak değil. Evet, farklı alanlarda. İşte bıçağı birisini de kesebilirsin, ekmek de kesebilirsin. Sadece vakıf olmak ve bilmek gerekiyor ve kötüye kullanmaman gerekiyor. Bütün ilimler için bu geçerlidir zaten. Ki kim ne yaparsa zaten kendini yapar. Burada dolayısıyla korku ve çekinmeyin. Bizzat seni yaratanın ismine dayanıyorsun ki dayanman gereken bir yer orası zaten. Boşu boşuna bu kadar ismi yaratıp Hazreti Adem'e indirmedi. Her bir ismini. Çünkü her bir alanla senin bağlantın var. Her bir alanla bağlantı kurman gerekir ki tecellilerin ona göre olsun. Sen bir noktada tetikleyensin. Neyi? Yine bir bilgi açayım. Alemler var. Biliyorsunuzdur. Misal alemi, ceberut alemi, melekut alemi, mülk alemi. Her bir alemin farklı özellikleri var. Ama misal alem insan için çok değerli bir alemdir ki oluşumlar önce misal aleminde tohumlanır ve bu alan iner. Hatta İbn-i Arabi bir yerde der ki 3 sene gibi bir döngüden geçerek bu alan iner der. Bir takım oluşumlar. Ve der ki insanoğlunun misal alemindeki tohumları hani diyoruz ya kuantumda bir sürü ihtimaller var. İhtimalleri uyandırıyorsun. Ve yaşayacağın ihtimallerle yüzleşiyorsun. İşte esmalar ihtimallerin uyanması noktasında hem beyin için bakın konuştuk hem alan için konuştuk. Müthiş birer vesile olarak senin yanında bir kardeş, bir dost olarak bekliyorlar. Sadece o şeyle, o güvenle dokunup kendini bırakman gerekir. Ve şöyle yine insana Ben bir iki dakikada toparlayalım Serkan'ım. tamam hemen toparlıyorum Diğer şurasını ve hocalara haksızlık olmasın. Bir de YouTube kanalında çıksın istiyorum o yüzden. tamam son cümleyle toparlıyorum o zaman. İnsana misal aleminden verilmiş en büyük hediye hayal kurmasıdır. Çünkü hayal misal aleminden gelen bir tohumdur. Sen hayal kurduğunda misal alemindeki bir alanla bağlantıya geçiyorsun. İnsana oradan indirilmiş en büyük hediye der alimler. Ve Esma da senin hayal gücünü, hayal alanını ve güzel tohumlarla bağlantını gerçekleştiriyor. Güzel bağlantılar inşallah hepinizin kurması dileğiyle tamamlayalım. Bu başlı başına bir konu. Yani bu başlı başına anlatılması lazım. Böyle 2 dakikada olmaz bu. Çok çarpıcıydı. Yani son birkaç dakika, son 5 dakika özellikle 50 dakikaya, 500 dakikaya yayılması lazım sanki. Değil mi? Canım Yine hocam. konuşuruz buraların inşallah nasip olur. Canım hocam. Esma'dan misal alemin boyutları konuşulur. O da güzel bir konu. Canım hocam çok teşekkür ederim. Teşekkür Ağzına ederim. Ne sağlık, demek? beline sağlık. Açılmıyor yorumlar, açamadım, bozuldu. İyi ki varsın. Yüreğine Çok sağlık. Çok siz de iyi ki teşekkür ederim. varsınız. Çok sağ olun. Güzel, güzel insan. Sevgili canlarım, yarın saat 20'de Mukaddes Pekin Başdil kanalında olacak. Ama ben bunu şimdi buraya koyayım, en azından bir süre kalsın. Sevgili Serkan'ı takip etmeyi unutmayın. Senin sayfanda da çıksın mı? Olur, güzel olur. Senin sayfanda da çıksın. Şimdi o zaman katkıda bulunmaya davet ediyorum. Çok teşekkürler sevgili canlar. Ben Yarın teşekkür ederim. saat 22'de başka bir konu ve başka bir konukla görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. İyi Görüşürüz Serkan'ım. akşamlar, sağ olun. Yarın 20'de YouTube kanalında olacak. Sevgiler, selamlar canlar.